Değerli katılımcılar hoş geldiniz. Ankara Düşünce Atölyesinin Müzik Kültür Atölyesinin üçüncü haftasındayız. Ben çok fazla uzatmadan söyler hocamıza bırakayım. Buyurun hocam. İyi akşamlar diliyorum herkese. Bir ara vermiş olduk bir hafta, bu yüzden özür diliyorum. Cumartesi günü de başka teknik aksaklıklar yüzünden gerçekleştiremedik telafisini yapacağız inşallah birlikte. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum ayrıca. Ee, bugün klasik batı müziği üzerine konuşacağız. Aynı zamanda klasik batı müziği için önemli olan e, piyano ve yaylı enstrümanlar. Başka önemli enstrümanlar da var tabii ama e, işte karakteristik olarak öne çıkan ve müzik kültürü bağlamında da vurgulanmasının önemli olduğunu düşündüğüm enstrümanlardan seçmiş oldum. E, kısaca da onlardan bahsedeceğiz. E, i̇nşallah umuyorum süreyi aşmadan e, bu sefer daha derli toplu olmaya çalışacağım. Her hafta söylediğim gibi bu hafta da bununla söze başlayarak e, girizgah yapalım. Bakalım başaracak mıyız? E, görüşmediğim sürede umarım herkes iyidir. E, bu pandemi koşullarında Malum hem pandemiden korunmaya çalışarak hem de e, psikolojimizi iyi tutmaya çalışarak sıkı bir mücadele veriyoruz. O yüzden iyi dileklerimi de sunarak başlamış olayım bu akşama. Şimdi malum atölyemizin başlığını müzik kültürü olarak belirlediğimizi her seferinde ifade ediyorum. Dolayısıyla müzik kültürü olarak ifade edilmiş, tanımlanmış bir atölyede amacımız işin örneğin tarih bilimini ilgilendiren veya tam anlamıyla müzik bilimini ilgilendiren kısımlarını birebir pozitif bilimsel olarak aktarmaktan ziyade daha çok bütün olarak haftaların toplamını ele aldığımızda bir müzik kültürü tırnak içerisinde, bir müzik kültürü doygunluğuna ulaşmak, dimağımıza müzik adına bir kültür verisi yerleştirmek e, amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Dolayısıyla her konuştuğumuz şeyi böyle değerlendirmekte fayda var. E, bunu da ifade etmiş olayım. Şimdi bu bağlamda malum bizim müfredata baktığınız zaman e, değerli katılımcılar mutlaka görerek gelmişlerdir. E, bütün bir külliyat içinden bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz İşte birinci hafta başladık malumunuz müziğin nasıl doğduğuna dair e, fikirlerle başladık onları tartıştık onun üzerine e, devam ettik şimdi geldiğimiz aşama geçen haftada bir önceki hafta daha doğrusu müzikte doğu batı ve makamsal müzik e, ile çok sesli müzik üzerine konuşmuştuk aslında bu bir yere şimdi konuşacağımız yere diyeyim ve önümüzdeki haftalarda gideceğimiz yerlere bir hazırlık teşkil etmesi bağlamında önemli iki e, dersti e, ve bunların sonucunda şimdi bir yere ulaştık diyelim burası neresi burası gelmeye çalıştığımız yerlerden bir tanesi geçen hafta vurguladığımız daha doğrusu önceki hafta vurguladığımız batı müziği e, noktası Gelmeye çalıştığımız temel alanlardan bir tanesi e, ve bu hafta Batı müziği bağlamında belirleyici bir kaynak olan ve aslında Batı müziğinin tüm evrimsel sürecinin e, belirginleştiği ve günümüzde de Batı müziğinin ne olduğunu düşündüğümüz konuştuğumuz veya dinlediğimizde bütün armonik yapısının kaynağı olan bir müzikten bahsediyoruz. Klasik müzik. Şimdi klasik batı müziği diye biz başlığımızı koyduk. Hemen ufak bir müzik kültürü aktarımıyla başlamış olalım. Klasik müzik olarak ifade edilen şey batı müziği bağlamında söylediğimizde ve Türkçe'de de anladığımız manasında diyelim. Ee, örneğin hangi müzik türünü seviyorsun? Ben klasik müzik dinliyorum ee, dendiği zaman anlamamız gereken şey bugünkü başlığımızı oluşturan klasik batı müziği aslında. Burada isimdeki klasik vurgusu müziğin eski olmasından kaynaklanmıyor değerli arkadaşlar. Mutlaka bilenleriniz var ama bilmeyenleriniz için ifade etmiş olayım. Buradaki klasik vurgusu bir dönemi ifade ediyor, müzikteki bir dönemi ifade ediyor. Plastik sanatlarda da keza başka bir tarih aralığı için kullanılan bir tabirdir, klasik dönem. Bu eski vurgusu değil, belirli bir tarihsel sürecin sonucunda ulaşılmış bir süreçtir, sürecin ismidir, klasik dönem. Ve onun müziği klasik müzik olarak ve bizim daha literatürde kullandığımız haliyle klasik batı müziği olarak isimlendirilir. E burada klasik müziğin, klasik batı müziğinin ne olduğunu konuşacaksak bizim tek başına bir e, klasik müzik eee partını alıp onun üzerine klasik müzik budur deme şansımız yok. Klasik batı müziği, klasik dönemden ismini alan klasik müziği tanımlayabilmemiz için bizim bir e, Batı toplumunun e, tarihsel sürecini irdelememiz lazım. Oraya mutlaka bakmamız gerekiyor. Batı toplumunun tarihsel süreci içerisinde müzik nasıl bir şekillenme e, yaşamış e, ve klasik müzik dediğimiz müzik oluşana kadar neler olmuş? Bunlara değinmemiz gerekiyor. Ancak bunlara değindiğimiz durumda biz klasik müzi müziğin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ee, dolayısıyla oradan başlayalım. Yani tarihsel süreçte bizim klasik müzik olarak tanımladığımız aşamaya nasıl gelmişiz, onu vurgulamaya çalışarak başlayalım. Şimdi bunu anlayabilmemiz için bizim öncelikle e, Orta Çağa gitmemiz gerekiyor. Orta Çağa dediğimiz dönem. Batı literatürünün de kendisi için karanlık çağ olarak tanımladığı bir dönem. Mutlaka içinizde tarih okumaları yapan arkadaşlarımız vardır. Orta Çağ'ın Batı için, Avrupa için nasıl bir dönem olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Bizim medeniyetimiz için tabii ki farklı. Yani bizim medeniyetimiz için Orta Çağ olarak tanımlanan o tarih aralığı... Tıpta, astronomide, matematikte, geometride, e, ismi koyulmamış olsa da sosyolojide e, muazzam çalışmaların yapıldığı bir dönem bizim medeniyetimiz için. Ama Batı için Orta Çağ dediğimiz şey, dediğim gibi onların da kendi literatüründe tanımlamalarında Karanlık Çağ olarak ifade ettikleri bir dönem. E, hatırlarsanız geçen hafta da bahsi geçti. Birinci haftada da bahsi geçti. Papa Gregor'dan bahsettik. Papa Gregor e, ismi Orta Çağ Avrupa'sında yaşamış bir figür. Ne yapmıştı Papa Gregor? Onu hemen hatırlayalım. E, Papa Gregor din müziğindeki bazı kuralları e, katı şekilde ortaya koymuş, müziği sınırlandırmış... Müziğin insanın coşkun duygularını ortaya çıkartmaktan ziyade e, ulvi amaçlar doğrultusunda kullanılması gerektiği mantığıyla müziğin tonalitesini zaten e, enstrüman vesaire sınırlaması zaten kilisede var. E, bunları katı şekilde sınırlarını hem çizmiş hem de müziğin tonalitesine de müdahale etmiş. Yani şu notalar çalınır bu notalar çalınmaz bu tonlar çalınır bu tonlar çalınmaz diye. Ee, ve Gregor, Gregorian denilen bir tarzın hatta ortaya çıkmasına e, sebep olmuş ee, şimdi burada bu, bu figür bu bahsettiğimiz müziği sınırlandıran ve dini müziği belirli bir kalıp içerisine koyan Papa Gregor e, müzikologlar tarafından bu bahsettiğimiz sınırlandırmanın ötesinde Farklı bir açıdan da ele alınıyor değerli arkadaşlar. Nedir bu farklı açı? Bu farklı açı şu: e, Orta Çağ'da yaşamış bir figür olarak, bunu bir kenara koyuyoruz. Papa Gregor böyle değerlendiriyoruz. Orta Çağ'ın kendisi sanat namına öylesine kısır sanat ve düşünsel hayat babında öylesine kısır, öylesine karanlık bir dönem ki Batı için. Müzikologlar Papa Gregor'un müziğe dair bir müdahalesinin olmasını müziği geliştirici müziğe geliştirici tarafları da olan etkileri de olan bir yaklaşım olarak değerlendiriyor. Yani şöyle bakılıyor. Böylesine karanlık bir dönemde Papa Gregor'un müziği öncülleyip müziğe dair bir müdahale yapması müzik anlamında geliştirici bir etkidir. Ona kurallar koyması, onu şekillendirici ve devamlılığını sağlayıp gelişmesine gelecekte imkan sağlayan o koruma durumunu oluşturan bir yaklaşım olarak değerlendiriyor. Şimdi bu orta çağ dediğimiz tarihsel süreç, cin bütününün karanlıklığından kaynaklanıyor bu yaklaşım. Yani Gregor'un müziğe sınırlandırıcı etkisi var ama dönemin kendisinin kısırlığından dolayı bu sınırlandırıcı etkiyi olumlu karşılayabiliyor müzikologlar. Bu süreç tarihsel olarak hangi aralığı kapsıyor onu ifade edeyim. Milattan sonra 350 yaklaşık yılında başlıyor. Orta çağ dediğimiz dönem. Ee, bu arada tarihsel olarak keskin çizgiler tabii ki koyulabilir. Çeşitli olaylarla başlamış bitmiştir falan gibi. Nitekim tarihçiler Orta Çağ'ın başlangıcını Roma İmparatorluğu'nun bitişiyle, Büyük Roma'nın bitişiyle başlatıyor. 350 yılı civarı. Ama kültürel olarak bu kadar keskin ayrılması çok mümkün değil. Yani biz müzik üzerine konuşuyoruz. Müzik üzerine konuştuğumuzda da gerçi birkaç tane tarih vereceğim bugün. Keskin olarak ayrılıyor. Ama Tarih olarak keskin olarak ayrılabilir ama etkileri bağlamında evet şu tarihte bu dönem bitti ve bu dönemin müziği bitti ve bu tarihten sonra bu yeni dönemin müziği başladı gibi bir şey tabii ki diyemiyoruz. Kültürel olarak toplumun kültürü bağlamında da diyemiyoruz. Ee, ortaçağın bitişi ise ne zaman malum e, bizim tarih görüşümüze göre 1453 Fatih'in İstanbul'u fethiyle Çağ noktalanmış oluyor. Şimdi neden... Bunları anlatıyorum buradan bir yere ulaşacağız buradan bir sonraki dönemine geçeceğiz Avrupa'nın ve e, Batı müziğinin ama neden bu ortaçağı şu anda vurguladık e, bunun cevabı Sokrates'in bir sözünde aslında gizli çok hoşuma giden bir söz ve e, ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor ki müzik kurallarındaki değişiklik toplumu yöneten kuralların değişmesine bağlıdır diyor Sokrates. Tekrar ediyorum müzik kurallarındaki değişiklik toplumu yöneten kuralların değişmesine bağlıdır. Keza birinci hafta galiba konuştuk. Konfüçyüs'ün de bir sözü var. Bir toplumun nasıl yönetildiğini anlamak istiyorsanız o toplumun anayasası olan müziğe bakın diyor. Bu bir, tersinden bir bakış gerçi bu anlatmak istediğimiz ama ikisi de şunu ifade ediyor. Toplumsal dinamikler müziği etkiliyor. Bunlar bir tümleşiklik arz ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla Orta Çağ'da böyle bir yapıdan bahsettik. Papa Gregor'un müzikologlar tarafından müziğe geliş geliştirici etkisi vardır demesinin de sebebini burada bulabiliyoruz. Bu kadar sınırlayıcı olmasına karşın o dönemin koşullarında toplumsal dinamiklerini düşündüğümüzde müziğe müdahale edilmesi müziği geliştiren bir etkidir gibi değerlendirilebiliyor. Ee, dolayısıyla bu Orta Çağ döneminde Batı'da müzik dediğimizde Papa Gregor'un etkisi ve din kilise etkisiyle varlığını sürdürmüş 1450'lere kadar gelmiş bir müzik dünyasından bahsediyoruz. Yani neredeyse bin yıl boyunca e, gelişim tırnak içinde gelişim e, kas, e, kaydetmemiş bir müzikal yapıdan bahsediyoruz. Bunun ardından e, Rönesans dönemi geliyor, malum. Ee, Rönesans dönemi, tabii işte dönem dönem gitmemizi bu Sokrates'in e, lafıyla ilişkilendirerek değerlendirmeye çalışın lütfen. Müzik kurallarındaki değişiklik toplumu yöneten kuralların değişmesine bağlıdır, mantığıyla düşünmeye çalışın. Ee, Rönesans geliyor. Rönesans'ın kelime anlamı bile aslında bu yeni gelen dönemin sanata... Ve topluma ve veya önce topluma ve sanata gibi düşünün. Tümleşiklik arz ediyor dedik az önce. Ee, ismi bile, isminin anlamı bile nasıl bir değişiklik aktaracağının habercisi gibi. Ee, yeniden doğuş anlamına geliyor Rönesans. Fransızca kökenli bir tabir. Ee, malum yine batı literatüründe nasıl ortaçağ çağı olarak ifade ediliyorsa Rönesans aydınlanma çağı olarak ifade ediliyor diğer taraftan bazı kaynaklarda da keşifler ve sürüvenler çağı olarak da karşınıza çıkar Rönesans bu dönemin düşünürleri şöyle bir şey yapıyor karanlık çağın orta çağın yani öncesine gidip karanlık çağdan önceki antik Yunan dolayısıyla ve antik Roma eserlerinin çevirilerini yapıp veya yaptırıp bu eserleri okumaya başlıyorlar. Ee, buradaki geçmişe bakış bu aydınlanma çağının kültürel e, temellerini, kültürel arayışlarının e, zeminini oluşturuyor diyebiliriz. Dahası okumakla kalmıyorlar. Burada malum hepimizin e, bildiği bir şey var. İşte matbaa, matbaanın icadı ve ondan sonra e, batı toplumunun gelişimi gibi hepimizin okuduğu bir şey var malum. Evet bu işte karanlık çağdan çıkan Rönesans Avrupası'ndaki aydınlar antik Yunan ve antik Roma eserlerini e, okumakla kalmıyorlar. Matbaanın etkisiyle de bunları çoğaltarak bunlar çoğalıyor ve Avrupa'ya yayılıyor. Öyle diyelim. E, ve bu düşünsel gelişim durumu müziğe de yansıyor değerli arkadaşlar yani bu müziğe yansıma durumunun birkaç yönü var bunlardan bir tanesi Rönesans'la birlikte e, gelen bir özgürleşme durumu var Rönesans ve reformla diyelim bir özgürleşme durumu var bu özgürleşme durumu müzik üretim biçimlerine de yansıyor doğal olarak ama bunun yanında bir de şunun etkisi var bu özgürleşme eğiliminde olan müziğin notaları yazıya dökülerek yine bu matbaanın etkisiyle Avrupa'nın başka yerlerine de yayılabilir hale geliyor. Yani müzik bu, bu dönemle birlikte artık Papa Gregor'un koymuş olduğu o bütün karanlık çağ dönemini düşündüğümüzde geliştirici ama... E, Müzik tarihi bağlamında baktığımızda da sınırlayıcı olan kuralların dışına çıkılabilir hale geliyor artık bu yeni toplumsal yaklaşım sonucunda ve bu ruh bu eğilimler çoğaltılabilir olması sebebiyle kağıt üzerinde bütün Avrupa'ya yayılım, yayılım gösteriyor. Bunun yanında bir durum söz konusu Rönesans'la birlikte hümanizm felsefesi hümanizm akımı belirginleşiyor değerli arkadaşlar malum hümanizm insan odaklı bir e, idea bir e, fikri akım diyelim ve bu hümanizm yaklaşımı e, yine yine Sokrat'ın lafını düşünerek e, algılayın müziğe de yansıyor yani burada çok basit ifade edeyim. Bir müzik sosyolojisi çalışmış bir sosyolog olarak da ifade etmiş olayım. Toplumdaki toplumsal bütün dinamikler dönemin sanatına zaten mutlaka yansıyor değerli arkadaşlar. Zaten bunu bir temel kabul olarak e, koymamız lazım kenara. Dolayısıyla Sokrat'ın lafında işaret etmiş olduğu şey de tamamen bu. E, şimdi buradaki hümanizm, Rönesans'la birlikte belirginleşen hümanizm nasıl bir müziğe etki ediyor? Bunu şöyle değerlendirelim. Bin yıl boyunca, belki 1100 yıl boyunca neredeyse, orta çağdan bahsediyorum, insan odaklı olmayan bir müzik vardı Avrupa'da. Yine Papa Gregor diyeceğim, işte kilise kaynaklı insan odaklı olmayan, insanın öznel duygularını hiç önemsemeyen, aksine İnsanın öznel duygularını müzikten uzak tutmaya çalışan kurallarla notalarla, yani mesela Papa Gregor'un notalarla yapmaya çalıştığı şeyini insanların içindeki öznel duyguları dışarı çıkartmasına, mesela dans etmesine e, istek uyandıracak tonaliteleri, müzikleri, ritimleri müzikten uzak tutmaya çalışan bir kurallar silsilesi. Koyduğu kuralların bir kısmını ifade etmiş olayım böyle. Bu ne demek? Öznel duyguları müzikten uzaklaştırmaya çalışmak. Çünkü neden? Çünkü yaklaşım şu. Müzik din amaçlı, dini metinlerin söylenmesine yarayan ve ulvi amaçları olan... ...Tanrı'ya bir şeyler ifade etmeyi, e, Tanrı'ya yaklaşmayı sağlayacak... ...bir e, ilahi duyguların... ...ifadesi olarak kullanılabilirdi. Sadece müzik. Bu yaklaşıma göre. Dolayısıyla... ...hümanizmle birlikte... ...gelen yaklaşım... ...buradan... ...olayın uzaklaşmasına sebep oluyor. Neden? Çünkü hümanizmle birlikte... ...özne insan haline geliyor. Malum zaten... ...reformla birlikte sekülerleşmeyi de... ...söz konusu e, ediyoruz... E, ...yakın bir dönemde. Dolayısıyla... Burada olay orta çağdaki insanın dışında olan bir müzik e, olgusundan öte, öznel duyguların ifadesi olan bir müzik e, olgusu haline geliyor. Bu değerli arkadaşlar, şimdi tabii şunu sorgulayabiliriz. E, bir kilise müziği vardı, din müziği, bir de din dışı müzik vardı. Avrupa'da halk müziği yok muydu mesela? Ee, evet vardı tabii ki ama mesela onun e, örneklerini özellikle daha önce ifade ettim. E, Haçlı seferleri sırasında mesela görüyoruz. Aslında halk müziği, din dışı müzik gibi halk ozanları, tırnak içinde Avrupalı halk ozanları nın yaptığı açlı seferlerinde gidip oradaki askerleri motive etmek üzere kullandıkları sözlü e, müzikli hikayeler diyelim ve döndükleri zaman da oradaki kahramanlıkları da e, kendi ülkelerindeki insanlara anlatıp motivasyon sağladıkları yine müzikli hikayeler diyelim e, vardı ama bunun dışında ya yani bakın zaten bu söylediğim şey de aslında belirli ölçüde bir e, dini içeriğe sahip. Yani Haçlı Seferlerinden bahsediyoruz. O onun içerisinde oluşan bir halk ozanlığı biçiminden bahsediyoruz. Bunun dışında Avrupa'da oluşan din dışı müzik tırnak içinde halk müziği tasvip edilen bir müzik değildi Orta Çağ'da. Çünkü insanları dansa, eğlenceye sevk edebilecek, sevk edebilecek müzikler zaten kilise tarafından tasvip edilmiyordu. Az önce söylediğim gibi müzik belirli amaçlar için kullanılan öznel duyguların dışında ilahi amaçları olan bir e, araç olmalıydı. E, dolayısıyla Rönesans'a gelene kadar din dışı müzik de e, yani kilisede sınırlanmış bir müzik vardı bin sene orada öyle duruyordu ama dışarıda da başka bir müzik vardı gelişim gösteriyordu gibi düşünmeyin işte yine aynı toplumsal yapı bloğundan bahsediyoruz. Dışarıda daha evet halk müziği, özgür bir müzik alanı varmış gibi görülse de... ...genel toplumsal dinamiklerin dışına çıkamıyordu. Tasvip edilmediği için Rönesans'a kadar gelişim gösterdiği söylenemez. Dolayısıyla kilise dışındaki müzik de Rönesans'la birlikte bir özgürlük sahasına kavuşmuş oluyor. Değerli arkadaşlar bu özgürleşmeyle birlikte... E, müzikal, müzikte değişimlere tanık oluyoruz. Bu çok net, çok belirgin değişimler var. Burada hem tonal manada değişimler var, yani Gregor'un koymuş olduğu e, nota kuralları dışında bazı arayışlar söz konusu. Hem de e, sound diyeyim, duyuluş manasında bazı değişiklikler var. Bu nedir? Mesela kilisede kilise müziğinde sadece insan sesi kullanılıyordu. Malum daha önce ifade etmiştik. Veya insan e, sesi olmasa da işte sonra kiliseye giren org enstrümanı var mesela. Orgun insan sesinin yanında kiliseye girebilmesinin sebebi de aslında havayla çalışan, e, insan sesine çok yakın olduğu düşünülen ve o ulvi havayı bozduğu, bozmadığı düşünülen Kilise tarafından bir enstrüman olduğu için orktan kastım görmüşsünüzdür mutlaka bilenleriniz vardır filmlerden vesaire kiliselerde e, çalınan piyano benzeri bir ork yani adı üstünde ama kesinlikle tabi zaten hangi dönemden bahsediyoruz malumunuz e, herhangi bir elektrikli bir enstrüman aklınıza gelmesin ork dediğimizde e, tamamen mekanik mantığı da şudur e, onu da müzik kültürü dipnotu olarak ifade etmiş olayım bir şeyi vardır. Bir hava haznesi vardır. körüğü vardır. Körükle oraya hava basılır. Basınçlı bir hava alanı oluşturulur orada. E, ve daha sonra e, bu orga bağlı ve hava e, körüğüne bağlı borucuklar vardır. Borular vardır. Büyüklü, küçüklü. Bunu şey gibi düşünün. Bizim liselerdeki blok flütler gibi düşünün. E, blok flütün büyükleri, küçükleri vesaire falan hani konuştuk ya ya geçen hafta ya da ilk haftamızda Pisagor'un o çeşitli uzunluklardaki tellerden çıkan seslerin matematiğini oluşturduğunu işte o aynı matematik bu üflemeli sazlarda da geçerlidir. Yani boyu uzadıkça, küçüldükçe veya siz parmağınızla onu kapayıp açtıkça borunun boyu kısalmış, uzam uzamış, kısalmış olur. Ve notası değişir. E i̇şte bu Ork enstrümanında da sabit olmak üzere uzun borular vardır, kısa borular vardır. Daha kısa küçük olanlardan ince sesler çıkar. Ee, daha büyük olanlardan daha kalın sesler çıkar. Bunun mantığını anlamak için de şey düşünün. Yani, sipsi dediğimiz malum enstrümanı düşünün. Mesela çok tiz bir sesi vardır. Veya işte daha büyük ne bileyim saksafon gibi bir enstrüman düşünün. Daha büyük olduğu için daha kalın bir sesi vardır falan. Ee, o körükte biriken hava... Tuşa bastığınız zaman ilgili borunun e, hava akışını sağlar ve körükte biriken hava o borunun içinden geçer ve e, bir düdük gibi düşünün yani içinden bir titreşim yaratarak dışarı çıkar ve bir nota çıkarır. Yani dolayısıyla burada e, bir şey yok. E, nasıl söyleyeyim doğaya ve o kilisenin koyduğu kurallara insan sesi kuralına e, aykırı bulmadıkları bir ...ortam olarak düşünmüşler bunu... ...öyle bir enstrüman olarak düşünmüşler... ...çünkü havayla çalışıyor... ...nefes gibi bir algı var. Velhasıl bunu bir dipnot olarak... ...ifade etmiş olayım. Dedik ki bu özgürleşmeyle birlikte... ...sadece tonal değil... ...işitsel olarak... ...sound olarak da değişimler var. Artık... ...kilise müziğinde sadece... ...insan sesi kullanılıyorken... ...Rönesans'la birlikte gelen... ...özgürleşmeyle... ...artık çalgı müziği... ...de oluşmaya başlıyor veya müziğin içinde çalgıların kullanılması durumu gelişiyor. Yani hem mevcut müzikler çalgılarla icra edilebilir oluyor, insan sesine eşlik edebilir oluyor artık çalgılar. Hem de hatta bir sonraki aşama sadece çalgı için müzik üretilebilir hale geliyor. Ve bunun, bununla da kalmıyor müzisyenler. Farklı çalgıları bir araya getirerek Birlikte müzik icraları yapmaya başlıyorlar. Bunlar için e, besteler yapılmaya başlanıyor. E, farklı çalgıların bir araya gelmesi ne demek, değerli arkadaşlar? Bu aslında bildiğimiz manada orkestranın oluşmasının başlangıcı diyebiliriz. Farklı çalgılar bir araya gelip müzik icra ediyorlar. Bu nedir? Bunun gelişmiş vers versiyonu orkestradır. E, ve Nitekim sonraki dönemlerde çalgı müziği formu e, akapella yine bir müzik kültürü olarak dipnot düşmüş olayım. Akapella insan sesiyle sadece yapılan müzik demek. E, akapella müziğin önüne geçiyor çalgı müziği. Sonraki yıllarda daha çok enstrümantal müzik üretilmeye başlanıyor. E, Rönesans dönemini tarihsel olarak sınırlandırırsak şöyle 1453 diyoruz orta çağın bitimi 150 ile 200 sene civarında devam ettiği kültürel olarak sanatsal olarak Rönesans'ın ifade ediliyor. Dolayısıyla 1600 yılına yaklaşık olarak gelmiş oluyoruz. Bunun ardından bir dönem daha gel geliyor. Bu dönem Barok olarak tanımladığımız dönem müzikte yine önemli ayrımlardan biri Barok dönem. Ee, bunu Barok dönemi şöyle ifade edebiliriz. Bugün klasik müzik olarak tanımladığımız şeyi e, klasik müzik tanımlamasını duyduğumuzda anladığımız şeyin e, nasıl bir şey olduğunu duymaya başladığımız. Dönem diyebiliriz aslında. Bu dönemde artık bizim o senfoni orkestrası şu an bildiğimiz senfoni orkestrasının hani az önce dedim ya Rönesans'ta çalgı müziği gelişti ve bu farklı enstrümanların bir araya gelerek orkestra oluşturma eğilimi başladı. İşte barok dönemde bunun senfoni orkestrası gibi duyulmaya başladığını artık e, deneyimliyoruz hatta barok dönemin ilerleyen sürecinde neredeyse biz artık bildiğimiz anlamda klasik müzik tanılarını çok net duymuş oluyoruz. Çünkü bunun sebebi e, hem müzik tonal olarak özgürleşti Rönesans'ta ve bir gelişim gösterdi ya e, bu gelişimin e, tonal olarak yansımasını orkestraya, çok sesliliğin tonal olarak yansımasıyla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda da orkestra artık gün, be gün büyümüş ve artık senfoni orkestrası formuna çok yaklaşmış olmasından e, kaynaklanıyor. Barok dönemin başlangıcı az önce ifade ettiğim gibi 1600 e, yıllarını 1600'lerin başı olarak ifade ediliyor. E, fakat Barok dönemin bitişi kesin bir tarihle ifade ediliyor Batılı sanat tarihçileri tarafından. Johann Sebastian Bach'ın ölüm tarihi barok dönemin bitişi olarak tanımlanıyor. 1750 senesi. Johann Sebastian Bach'ın öldüğü yılda barok dönem bitmiştir deniyor. Neden? Çünkü Johann Sebastian Bach çok e, karakteristik olarak barok müziğin e, en belirgin birkaç bestecisinden bir tanesi. E, dolayısıyla ve son temsilcisi diye de ifade edebiliriz. Tabii ki burada şunu Tekrar az önce değindim ama ifade etmekte fayda var. Keskin olarak barok müziğin temsilcisiydi. Johann Sebastian Bach son temsilcisiydi. Bitti. E, ölümünden sonra da bir daha kimse barok tınısında tonalitesinde bir şey üretmedi. Demek değil bu. Sonraki klasik eserler içerisinde barok tonalitesiyle karşılaşabiliyoruz. Ama burada genel bir e, sanatsal dönemden bahsettiğimizde Johann Sebastian Bach en önemli temsilcisiydi ve ölümüyle noktalandığı sanat tarihçileri müzik tarihçileri tarafından kabul ediliyor. Barok kelime anlamını da değineyim. Rönesans'ın değindim. Portekizce bir tabir. Kıvrımlı, düz olmayan, ince anlamına geliyor. Bu bunun sebebinin şu olduğu söyleniyor. Barok sanatı, Barok dönemi bu arada bu bahsettiğimiz dönemlerin tabii ki aşağı yukarı müzikte bahsettiğimiz durumlar plastik sanatlar için de geçerli mesela. Bu yine toplumdaki bu toplumsal dinamikler diyelim. Eee müzik etkilediği gibi bütün sanatsal diğer sanatsal olguları da etkiliyor. Ya yani mimaride de siz bu etkiyi görüyorsunuz. Resim sanatında da bu etkiyi görüyorsunuz. Heykel sanatında da görüyorsunuz gibi. Barok dönemin İsminin e, kıvrımlı düz olmayan inci olmasının sebebini şu olduğu söyleniyor. Barok sanatının abartılı şekilde süsleme içermesi. Yani e, inci benzetmesi de düz, sade değil, kıvrımlı, düz olmayan inci denmesinin sebebi o süslemeye aslında atıf. E, dediğim gibi barok döneminin mimarisinde de, plastik sanatlarında da bu söylediğimiz şey geçerli. Abartılı ve e, abartılı şekilde süsleme içeren bir sanat formuyla karşı karşıyayız. Barok dönem müziğinde de aynı şekilde biz süsleme görmekteyiz. Klasik döneme geçtiğimde tanımlamaya çalışacağım, e, ama burada ifade etmeye çalışayım. Barok dönemin müziğinde e, belirgin temalar vardır fakat beste içerisinde bu temalar çok fazla değişiklik göstermez birkaç tema vardır ama bu temanın süslemeleri varyasyonları muazzam derecede çeşitlilik gösterir o ana temayı çok süslenmiş şekilde duyarsınız e, tabi burada şunu ifade etmem lazım müziği bu şekilde sözlü olarak ifade ettiğimizde çok muğlak kalabilir bu anlattıklarımızı e, sizden ricam müzik kültürü olarak özümseyebilmek adına bir de dinlemeniz. Hani Yeterli vakitler olsa dinlete dinlete ilerleyeceğim ama konuşarak bile süreleri çok aşıyoruz malum. Sizden ricam örneğin Johann Sebastian Bach'ın bir eserini açıp dinleyebilirsiniz. Veya barok dönem müziği yazsanız zaten internette sayısız müzik çıkacaktır. Bu arada şunu da ifade edeyim barok müziği dinlediğiniz zaman bu söylediğim şeyleri süsleme bunun neresinde gibi de düşünebilirsiniz ama e, buradaki mevzu şu bunu tabii ki siz duyduğunuz zaman ilk anda e, evet bu klasik müzik canım bildiğimiz klasik müzik gibi algılayabilirsiniz ama klasik dönemi de şimdi anlatacağım o anlatacağım şeylerle birlikte değerlendirdiğinizde bir de klasik dönem müziği dinlerseniz farkları daha çok duymaya çalışırsınız ve e, tabii ki bunları dinleyerek Barok dönem müziği ve klasik dönem müziği uzmanıza, uzmanı olmanıza gerek yok. Burada dediğim gibi dersin başında da amacımız genel bir müzik kültürüne ulaşmak. Temas etmeniz yeterli. Sadece bu konuştuklarımız havada kalmasın. Sizden ricam örnekleri dinleyerek ilerlemeye çalışın. Şimdi barok dönemde Sebastian Bach'tan bahsettik. Önce bahsettik aslında son sonuncu kişi olarak e, tarihsel akışta yer buluyor kendine ama bir önemli başka besteci Vivaldi e, mutlaka ismini duymuşsunuzdur Antonio Vivaldi e, İtalyan bir bestecidir ve Johann Sebastian Bach'tan öncedir e, İtalyan olması zaten şu e, çağrışımı sizde yapmış olsa gerek Rönesans malumunuz aslında bir e, İtalyan coğrafyası çıkışlı bir akımdır Rönesans. E, coğrafyası İtalya'dır e, ve dolayısıyla Rönesans'ın çıkışı İtalya olarak değerlendirdiğimizde Barok müzik dediğimiz müziğin de kaynağının kaynağını İtalya olarak değerlendirmek yanlış olmaz. E, e, ve bu bağlamda da Vivaldi, Bach'tan daha önce olan bir besteci ve çok önemli bir Barok dönem bestecisidir. Dinlemenizi tavsiye ederim. Malumunuz zaten dört mevsim eseri çok bilindik eserlerden biridir. Ee, bah daha sonradır. Bah Alman bir bestecidir ee, ve aslında İtalyan çıkışlı olan Barok müziğini alıp e, farklı bir seviyeye taşımıştır diyebiliriz. Ee, veya başka bir yine müzik kültür bağlamında başka bir e, önerim olabilir. Yine İtalya kaynaklı İtalya'ya gittik madem Barok döneminin başlarına Monteverdi önemli bir bestecidir. Ee, neden önemli? Monteverdiyi önemli kılan şeylerden bir tanesi şu: Barok dönem bestecisidir. Ancak kendisinden e, çok daha sonra e, en olgun formlarını göreceğimiz opera sanatının başlangıcı kabul edilir Monteverdi. Hatta Monteverdi'nin 1607 yılında sahnelediği Orfeo e, eseri ilk opera olarak, ilk opera örneklerinden biri olarak daha doğrusu kabul edilir. E, bunu da bir not olarak düşmüş olalım. E, yine müzik kültürü bağlamında klavsen enstrümanından bahsedebiliriz. Önceki derslerde bahsettik mi onu hatırlayamadım e, ama yani yakın zamanda bahsettiğimi hatırlıyorum ama burada mı bahsettim başka bir derste mi anlattım ondan emin olamadım tekrara düşüyorsam beni bağışlayın ee, ama tam yeri burada ifade etmemiz lazım klavsen dediğimiz enstrüman hapsikort diye de geçer yabancı dillerde batı dillerinde ee, barok müziğinin karakteristik enstrümanlarından bi bir tanesidir ee, ve şöyle ifade edin. Pi piyanoya çok benzer bunu da sizden ricam, merakınız olursa e, internetten yine YouTube'dan klavsen veya hapsikort yazarak bakabilirsiniz. E, şöyle ifade edeyim, o kadar karakteristir, karakteristik bir enstrümandır ki barok dönemiyle ilişkili olarak. Klasik müzik eserleri içerisinde klavsen sesi duyduğunuzda çoğunlukla o barok dönemi e, eserlerinden bir tanesidir. Bunu bir müzik kültürü e, notu olarak kenara koymuş olayım. Enstrüman olarak piyanoya çok benzer. Ee, piyanoya çok benzer şekil olarak diyeyim, tuşlu çalgıdır. Ee, fakat içinde e, piyano gibi teller vardır. Ancak bu telleri e, tuşa bastığınız zaman bir tırnak teli çeker. Tuşa güçlü de bassanız yavaş da bassanız o tırnak aynı şiddette o çeker. Ve ortaya bir ses çıkar. Dolayısıyla klavsende şöyle bir özellik yoktur. Yani ben tuşa sert bastığım zaman daha güçlü bir ses çıkıyor. Yumuşak bastığım zaman daha duygusal, daha yumuşak bir ses çıkıyor gibi bir özelliği yok. Ee, şeyde şimdi klasik döneme geldiğim zaman piyanodan bahsedeceğim. Aradaki farkı ifade etmiş olacağım. Ee, klavsen bu barok dönemde orkestrada piyano yok. Onun yerine klavsen var ama klavsen piyanonun öncülü değil. Yani klavsen evrimleşmiştir de piyano olmuştur değil. Sadece şeklen benzer ama mekanizması tamamen farklıdır. Ee, bunun yanında şöyle barok dönemle birlikte Rönesans'ta başlayan bir malum dedik ya bir orkestra oluşumu söz konusu ee, bu, bunun yanında bu orkestra oluşumu barok döneme geldiğimizde e, şöyle bir gelişimle karşılaşıyor dedim ya senfoni orkestrasının temelleri barok dönemiyle birlikte aslında oluşuyor diyebiliriz ee, oluşan bu temel gelişim şu orkestra içerisindeki enstrümanlar kategorize olmaya başlıyor bu dönemde. Yani daha doğrusu Rönesans'ta bu başlıyor ve Barok'ta biz bunun gerçekleştiğiyle karşılaşıyoruz. Nedir bu? E, örneğin bas enstrümanlar, alto enstrümanlar, soprano enstrümanlar gibi ayrımların orkestra içerisinde bu dönemde gerçekleştiğini görüyoruz. E, bu kafa karıştırmasın bas, alto, soprano nedir? Enstrümanların tizlik ve peslik, kalınlık, incelik ses anlamında derecelerine göre yapılan sınıflandırma. Yani şöyle düşünün piyano tuşları üzerinde ince tuşlar, ince ses çıkaran tuşlar, kalın ses çıkaran tuşlar gibi. Onun piyano tuşları bütün orkestradaki enstrümanların oktavını, ses genişliğini karşılar. Dolayısıyla onun işte en incelerine soprano, bazı işte orta kısımlarını alto, aşağıdaki kısımlarına bas, bariton gibi sınıflandırmalar yapılıyor. Enstrümanların karakterleri de bunlara göre, ses aralıklarına göre e, ayrılıyor. Bu orkestra içerisinde de böyledir. Yani bildiğimiz bugünkü senfoni orkestrasında da böyle ayrımlar söz konusudur. İşte bu ayrım ilk kez, daha doğrusu Rönesans'ta başlıyor ve Barok'ta biz bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi bugünün konularından bir tanesi, çok tekniğine e, değinmeyeceğim burada ama... E, Malum dedik ki şey keman enstrümanına bugün değineceğiz diye not düştük. Dediğim gibi çok teknik olarak değinmeyeceğim. Burada orkestra içerisindeki yaylı enstrüman, keman değil daha doğrusu yaylı enstrüman olarak başlık atmıştık. Yaylı çalgılar, yaylı sazlar, yaylı enstrümanlar diye sınıflandırdığımız şeyde batı müziği içerisinde. Neler var hemen onu ifade edeyim. Müzik kültürü bağlamında bunu da not etmiş olalım. E, keman dediğimiz enstrüman var. Bu violin olarak da geçer. Batı dillerinde violindir. E, keman'dan sonra viola, viola denilen enstrüman var. E, keman bildiğimiz üzere işte e, bunların hepsi yaylı enstrüman. Yaylı denmesinin sebebi çalımında kullanılan o çubuktur. E, ona yay denir. ...veya arşe olarak da ifade edilir. Bunun tarihsel sürecinde... ...tabii şöyle şeyler var, rivayetler var. Bunun kaynağı... ...işte... ...insanlık tarihindeki en eski enstrümanlardan... ...bir tanesidir. Çünkü... ...bunun kaynağı ok ve yay... ...savaş aletleri... ...olarak kullanılan ok ve yaydır. İşte yaylı... ...mantığı da oradan gelir. Nasıl bu... ...enstrüman olmuştur? O yay... ...savaş sırasında belirli gerginliklerde... ...çekildiğinde işte ses çıkmıştır falan gibi rivayetler var. E, farklı farklı rivayetler var. İşte Orta Asya'dan gelen e, kavimlerden aktarılmıştır. Onların işte yaylı olarak çaldıkları kopuza benzer ama yaylı olan e, at kılından üretilmiş yaylara sahip enstrümanların aktarılması ve onun e, evrimleşmesi sonucunda gelişmiştir gibi e, yaklaşımlar var. Ama e, bildiğimiz Avrupa'daki Batı müziğindeki kemanın ilk örneklerine 14. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam karşılaşıyoruz bu arada işte bu kavimler göçüyle geldiğine dair söylenenler var onun dışında bir de şey de var kelt müziği, seltik müziği yani İrlanda'da kullanılan tarihte kullanılan bir yaylı enstrümanın Avrupa'ya aktarılıp orada evrim geçirerek kemanı oluşturduğu gibi farklı rivayetler de var e, nihayetinde 14. yüzyılda kemanın bugünkü formuna e, formunu andıran ilk örnekleriyle karşılaşıldığını görüyoruz. E, kemandan sonra dedik viola dediğimiz enstrüman var. Dört tellidir bu enstrümanlar bu arada. E, viola perdesizdir, perdesiz sazlardır bunlar. Dolayısıyla bizim müziğimizde makamsal müzikte de, Türk müziğinde de, Arap müziğinde de vesaire kullanılabilir. Çünkü daha önce geçen hafta daha doğrusu bir önceki derste bahsettiğimiz mikrotonların basılmasını sağlar perdesiz olması sazın. Dolayısıyla bizim e, müziğimizde de kullanılır. E, viola dediğimiz enstrüman kemanın bir birazcık büyüğüdür. Yine keman gibi çalınır. Baktığınızda ilk anda anlamayabilirsiniz. Keman zannedebilirsiniz. Kemandan biraz büyüktür viola. Cello dediğimiz enstrüman var aslında matematik yine aynı ama boyu daha büyük ee, violoncel olarak da ifade edilir cello ile violoncel aynı enstrümandır arkadaşlar ee, şimdi burada mantık çok teknik olarak benziyor ama farkları ne farkları işte violoncel yani cello daha büyük olduğu için daha kalın bir ses aralığı çıkartır bu da mantığı ne daha büyük olduğu için üzerindeki teller daha uzundur. Dolayısıyla buradan pisagora gidiyoruz o tel mevzusuna gidiyoruz. Daha uzun teller daha kalın sesler çıkartıyor. Hem aletin kendi gövdesinin büyüklüğü akustik olarak daha tok sesler çıkmasına sebep oluyor. Telin uzunluğu da matematiksel olarak oktav olarak daha kalın daha pest sesler çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla aslında kemanla çok benzer olmasına rağmen büyük olmasının mantığı bu. Eee Cello ve violoncel dediğimiz o enstrümandan da daha büyüğü de var. Kontrubas dediğimiz enstrüman. O da e, görmüş olabilirsiniz. Ayakta çalınır. Yine kemana çok büyük, çok benzer ama çok daha büyüktür. İnsan boyundan daha büyük bir enstrümandır. Ve en kalın sesleri, orkestradaki en kalın sesleri çıkartır. Bunu bilgi olarak vermiş olalım. Buradan barok dönemi tamamladık. Sebastian Bach'ın ölümüyle 1750 senesinde ardından işte bugünkü müziğe, konuştuğumuz müziğe ismini veren klasik dönem geliyor. Klasik dönemin müziği olduğu için ismi klasik müzik. Dersin başında ifade ettiğimiz gibi. Şimdi klasik dönem müziğini, klasik müziği e ee, tek başına dersin başında da ifade ettim. Tek başına klasik müzik şöyle bir şeydir diye tanımlamamız çok zor. O yüzden bu tarihsel süreci anlattık. Burada orkestranın oluşumunun bile önemi var. Klasik müziği anlatmak için şöyle dememiz lazım. Sözü şöyle başlamamız lazım. Bu bahsettiğimiz batıdaki bütün müzikal süreci kapsayan ve bu bütün müzikal sürecin birikiminin bir ee, bilim tarihi tabiriyle ifade edeceğim yığılarak veya bilim felsefesi tabiriyle yığılarak ilerleme. Yani üst üste koyularak bu bütün bahsettiğimiz müzikal birikimin ta Papa Gregor'dan Orta Çağ'dan başlayıp Rönesans, Barok ve bu anlattığımız süreçlerin tamamında birikerek ilerleyip bir sonuca ulaşması diye düşündüğümüzde işte orası klasik müzik oluyor. İşte Batı'da zaten Evrimsel yaklaşım bağlamında da e, Batı, Doğu ve makamsal müzik, çok sesli müzik noktasında daha önce konuştuk hatırlayacaksınız. Batı'nın da temel kabulü olan evrimsel süreçte bizim müziğimiz en gelişmiş müziktir temel kabulünü e, yapmasına sebep olan müzik e, biçimi işte klasik dönemin müziği, klasik Batı müziği aslında. Çünkü neden? Şunu söylüyor bu evrimsel süreç başlamıştır ve yığıla yığıla değişe değişe ve ilerliye ilerliye gelişe gelişe bu armonik yapı bu tonal yapı bu melodik yapı bu orkestra bu teknik sonuç olarak geldiği yer en gelişmiş noktadır o da işte klasik müziktir klasik batı müziğidir deniyor. Şimdi bu birikimin hem bu toplumsal değişimsel süreçleri söz konusu hem de Nota aktarımının gelişmesinde de büyük önemi var. Avrupa'da ki yapılan müziğin notaya alın alınışının işte 12. yüzyıl civarı olduğu düşünülüyor, biliniyor diyeyim. O tarihten itibaren nota yazımı da gelişiyor ve bestecinin duygularını malum özgürleşme ve öznelleşmeyle de ilişkili olarak ifade edelim bunu duygularını daha iyi ifade edebileceği bir format gün geçtikçe gelişerek nota yazımına da e, dökülmüş oluyor. Dolayısıyla bu nota aktarımının da gelişmesiyle birlikte bu yığılarak bilginin ve müziğin yığılarak ilerlemesi durumu klasik döneme kadar e, gelişerek e, sonuçlanmasını sağlıyor. Bunun yanında ee, bu bilgi aktarımının ve nota yazımının gelişiminin e, ve sonuçlanmasının yanında, bir de bu bütün bahsettiğimiz tarihsel süreçte bir de doğal olarak bir teknolojik gelişim de söz konusu. Bu teknolojik gelişim de klasik dönemin müziğine yansıyor diyebiliriz. Bunu nasıl ifade edeyim? Ee, şöyle ifade edersek daha somutlaştırılmış olacak. Az önce klavsenden bahsettik. Malum klavsen dediğimiz enstrümandan. Şimdi müzik tarihçilerinin çalışmalarına baktığınızda klasik dönemi tanımlarken... ...önemli bir, e, klasik müziğin tanımlanmasında önemli bir e, unsur olarak da ifade ediliyor. E, aynı zamanda müziğin gelişimi bağlamında da önemli bir element olarak ifade ediliyor. Piyanonun icadı. Evet. Buradaki mantık şu, yani hatta şöyle ifade ediliyor, öyle söyleyeyim. Klasik dönem müziğinin, işte az önce bahsettiğimiz o gelişim sürecinin sonucunda oluşan o devasa müziğin temel özelliklerinden ve öyle bir müzik olmasının temel sebeplerinden biri nedir dendiğinde makalelerde şöyle bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. Klasen yerine piyano orkestraya dahil olmuştur. Piyanonun bu kadar büyük bir önemi var. Neden? Sebebi şu... Az önce klavyesini anlattım malumunuz. Tuşlara dokunduğunuzda istediğiniz şiddette vurursanız vurun. Orada bir çıkan seste bir duygusal değişim aktaramıyorsunuz. Ama e, piyanoda durum böyle değil. Piyanoda durum e, hemen onunla ilgili ufacık bir örneğim var. Onu göstereyim size. Anlatmış olayım. Hemen bir ekran paylaşımı yapacağım. Bu sesi yok. Sadece mekanizmayı görmenizi istiyorum. Piyano dediğimiz enstrümanın mekanizması bu. Bu upright piyano dediği duvar tipi olan piyano, yani kuyruklu piyano değil de görmüşsünüzdür. Ee, küçük daha küçük ama önü yüksek olan bir piyano tipi upright piyano. İzletiyorum şimdi. Bakın şimdi bunu göstermemin sebebi şu. Tuşu görüyorsunuz. Bu tuşa basıldığı zaman şurada bir tel var. Bu şuradaki mekanizmanın kompleksliğini görüyorsunuz. Bu işte bir teknoloji aslında. Yani piyano denilen enstrüman oluşturan teknoloji. Bu teknolojinin mantığı şu. Şu tuşa bastığımız zaman bakın dikkat edin şu düşen tokmak telin üstünde kalmıyor basıyorsunuz. Sizin şiddetinize göre o siz eliniz tuşta basılı dahi kalsa o tuşa vurup şey, tele vurup geri çekiliyor. Bakıyoruz. Ve şurada başka bir mekanizma var. O da ayak pedalıyla e, Kullanılan bir mekanizma ona bastığınız zaman buradaki bu e, keçe aparat tele temas etmiyor e, ve telin sesinin devam etmesini sağlıyor. Ayağınızı çektiğiniz zaman bu keçe telin üstüne geliyor ve telin susmasını sağlıyor. Bu bütün piyano eserlerindeki çalımlarda e, bu bahsettiğimiz şeyler çok önemli farklılıklar yaratan e, teknolojik gelişmeler. Şimdi bir tane de şey var. Onu da göstereyim. Bu upright piyano dediğimiz piyano biçimiydi. Bir de kuyruklu piyano mekanizması nasıl çalışıyor onu göstermek istiyorum. Aynı mekanizma, değişen bir şey yok ama sadece biraz daha farklı. Burada gerçek mekanizmanın kesitini koymuşlar. Burada da kuyruklu piyano şu tel burada böyle az öncekinde yukarı doğru duruyordu hatırlarsınız. Burada yatay düzlemde duruyor tel ve şu benim masumun e, işaret ettiği yere doğru piyanonun kuyruğu olduğunu düşünün. Orada sayısız e, miktarda tel söz konusu. Şu üstünde yine o keçe bakın mekanizmanın işleyişi çok matematiksel olarak kusursuz. Şimdi bunu göstermemdeki amaç klasik dönemde e, durum değişiyor ve piyano'nun bundaki etkisi çok büyük. E, şimdi burada piyano piyano'nun da kelime anlamına bir e, değinmiş olalım. Piyano, bu arada bilinen ilk piyanoyu 1711 senesinde e, bir İtalyan Bartolomeo Cristofori isimli bir adam icat ediyor diyelim. Başka Avrupa'nın başka yerlerinde piyano benzeri enstrümanlar var. Ama bu isim başlangıç olarak kabul ediliyor. 1711 senesi. Enstrümanın ismi şuradan geliyor. İtalyanca piano e forte. Hafif ve güçlü kelimelerinin birleşiminden ve enstrüman ilk yapıldığı zaman ismine de böyle diyorlar. Piyano forte diyorlar aslında. Ee, sonra zamanla kısalıyor. Forte'yi atıyorlar. Piyano olarak kalıyor. Malum zaten bu notalardaki e, örneğin müzikte tabir vardı. Mesela forte çal dendiği zaman işte o İtalyanca kaynaklı olarak e, ve piyano enstrümanına da aslında e, işaret ederek forte çal dendiği zaman daha güçlü çal, daha yüksek çal anlamına gelir veya Piyano sembolü görürseniz notalarda bir klasik eserde o sembolün olduğu yerde daha yumuşak çalmanız gerektiği anlamına gelir. E, piyanonun bahsettiğimiz klavsenden böyle bir farkı vardır. Dolayısıyla dediğim gibi çeşitli müzikoloji makalelerinde de klasik dönemin karakteristik özelliklerinden bahsedilirken e, çünkü klavsen yerine piyano orkestraya dahil olmuştur gibi cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Yani sonuç olarak bu bir tarihsel birikimin sonucunda klasik döneme ulaşılmıştır. Klasik dönemde klasik müzik dediğimiz form oluşmuştur. Peki yapı olarak farkı nedir? Barok müzikte demiştik ki tema vardır. Bir tema, bir, bir, bir veya birkaç tema vardır ve bu temalar çok süslü şekilde aynı eser içerisinde dönüşerek süslenerek aktarılırlar. Ama klasik dönemde tırnak içinde bir sadeleşmeyle karşılaşıyoruz. Bu sadeleşme ...çok sesliliğin azalması değildir. Bu sadeleşme... ...enstrüman sayısının azalması anlamında... ...bir sadeleşme değildir. Armoni zenginliğinin azalması... ...anlamında oluşan bir sadeleşme değildir. Aksine... ...bu saydıklarımın tamamında... ...zenginleşme vardır. Çok seslilik artmıştır. Enstrüman sayısı artmıştır. Orkestralar büyümüştür. Tonalite artmıştır. Vesaire... ...gibi... Ee, buradaki sadeleşme aslında e, somutlaştırmaya çalışıyorum ama müziğin belirli kurallar içerisinde e, tema sayısının artması ama bu temaların daha ayağa yere basar şekilde müziğin içerisinde yer bulması gibi tanımlayabiliriz belki. Yani bir ya da bir, birkaç iki üç temanın süslenerek süslenerek aktarılması değil e, yazılmış çok sayıda temanın bir bütün içerisinde formülize edilerek bestelenmesi gibi değerlendirebiliriz. Barok müziğinde formülizasyon yok muydu? Tabii ki vardı. Orada da e, çok ciddi bir matematik var. Ama klasik müzikte her şey çok daha kurallara sığmış, oturmuş bir şekilde hareket eder. Nitekim kendinden sonraki gelen romantik dönem, klasik dönem e, için e, klasik döneme göre bir özgürleşme süreci olarak tanımlanır. Ve nitekim yine günümüzde e, hala devam eden klasik dönemden itibaren oluşturulmuş o kurallar klasik müzik eğitiminde klasik müzik besteleme eğitiminde e, enstrümanistlik eğitiminde çok katı kurallar olarak kendini göstermeye devam etmektedir buradaki sadeleşmeyi e, bir zemine oturmak gibi değerlendirmek lazım e, burada klasik dönemde, bir de bu biçimsel e, duruma ek olarak... Bu arada hemen parantez, az, az önce söylediğim şeyi hatırlatmış olayım tekrar. Sizden ricam, mesela klasik dönem... Bu söylediğim şeyin üzerine klasik dönem eserlerini e, dinlemenizi... Veya e, barok önce bir barok dinleyip sonra klasik dönem dinlemenizi sizden rica edeceğim. E, klasik dönemde biz... Duygu aktarımı bağlamında daha geniş bir müzikten bahsediyoruz. E, barok döneme göre duygu aktarımı bağlamında e, daha geniş, daha e, armoniyi daha geniş şekilde kullanabilen fakat barok döneme göre gösterişten uzak bir zenginleşme yaşamış müzik türü olarak tanımlayabiliriz. Yani daha çok duygu aktarımına e, olanak tanıyan, büyük bir zenginlik içeren ama gösterişten uzak zenginleşmiş bir müzik türünden bahsediyoruz. Klasik dönemin tarihsel olarak e, durumuna baktığımızda Bach'ın ölümüyle, Johann Sebastian Bach'ın ölümüyle başlıyor. 1750, barok dönem bitiyor malum. E, bittiği tarihte Beethoven'ın e, ölümü 1827. Klasik dönem. 1827'de Beethoven'ın Beethoven'un ölümüyle noktalanmış oluyor. E, velhasıl buradan anlaşılıyor ki klasik dönem içinde Beethoven nasıl barok dönem için Bach son en önemli temsilcisi Beethoven da klasik dönem için e, karşımıza çıkıyor. E, besteci önerisi vereyim isim dinlemek arzu etmek isterseniz de arzu ederseniz dinlemeyi. Ee, ve müzik kültürü bağlamında dipnot olarak düşmüş olalım. Ee, Haydn önemli bir besteci, klasik dönem bestecisi. Mozart zaten malum aşina olduğunuz bir isim. Ee, Beethoven bir diğer aşina olduğunuz isim. Ee, burada Mozart'a ufacık değinmiş olalım. Mozart e daha önceki derslerimde zihnimde yanlış kalmış aslında çok iyi bildiğim bir bilgiydi. Onu da düzeltmiş olayım buradan. 35 yaşında ölmüş bir isim Mozart. Fakat 35 yaşında ölene deyin 600 yaklaşık 600 civarı beste yaptığı yaptı. Kayıtlarda mevcut. Fakat yani bir hani tırnak içinde daha iyi olarak ifade ediliyor malum. Çocukluğunda e, yani şu an tam yaşlarını hatırlamıyorum. ilk bestesini sanıyorum 5 yaşında yapıyor. E, ilk konserini 6 yaşında veriyor. Böyle e, enteresan rakamlar var hayatında. E, müzik ve sosyoloji bağlamında ilginizi çekiyorsa müzik sosyolojisi e, Norbert Elias'ın e, Mozart Bir Dahinin Sosyolojisi isimli bir, çok e, önemli bir çalışması var. Ee, okumanızı tavsiye ediyorum. Yani hem Mozart'ın hayatını e, okumak bağlamında çok önemli bir kaynak. Hem de Mozart'ın hayatındaki e, sosyolojik gelişimleri, değişimleri, dinamikleri görmek adına önemli bir kaynak. Yani müzik sosyolojisiyle ilgileniyorsanız, tek başına Mozart'la da ilgileniyorsanız çok önemli bir kaynak. Okumanızı tavsiye ediyorum. Eee Mozart döneminde çok e, değeri aslında değeri anlaşılmış ancak maddi olarak bunun karşılığını bulamamış bir sanatçı. Çünkü bu şimdi şu, dedim ya bu dönemler arasında keskin ayrımlar yok. Yani kiliseden çıkan bir özgürleşme durumu Rönesans'tan itibaren var. Rönesans, Barok klasik döneme geldik. Var evet ama bunu keskin olarak ayıramıyoruz. Nedir ayıramadığımız şey? Örneğin e, kilise himayesinde eser üretilmesi barok dönemde de var mesela. Kilise himayesinde eser üretilmesi klasik dönemde de var veya feodal beyler veya e, saray tarafından sipariş üzerine eser üretilmesi e, barok dönemde de var. Rönesans'ta da var. Klasik dönemde de var. Mozart bu kalıpların Dışına çıkmaya çalışan ve aslında e, hani sanat sanat için midir, e, sanat halk için midir vesaire gibi tartışmalar var ya malum. Mozart burada sanatı sanat için ve halka dönük şekilde üretme e, eğiliminde olan birisi. Fakat aynı günümüzdeki bu ana akım müzik üretmek ve üretmemek gibi bir durumla karşılaşıyor ve e, para kazanamıyor aslında. Ve çok dramatik bir şey e, durum öldüğünde e, o kadar fakir ki e, kendi definine yetecek parası yok e, ve fakirler mezarlığına gömülüyor Mozart'ın e, Viyana'da e, mezarın nerede olduğu bilinmez fakirler mezarlığında gömüldür ve e, yani ekstra dramatize eden yazılarda şöyle bir şey de e, okumuşluğum var karısı dahi cenazesine gelmemişti deniyor. Sahipsiz bir cenaze gibi fakirler mezarlığına gömülüyor gibi. Bunu da bir anekdot olarak anlatayım. Beethoven farklıdır. Beethoven çağında kıymeti bilinen ve para da kazanmış bir dahidir diyelim. Klasik dönem semfoni dediğimiz, tırnak içinde semfoni dediğimiz bir beste biçimi aslında. Büyük bir bir tema, bir konuyu anlatan e, ve bir bütün olarak bestelenmiş o tema içerisindeki, o konu içerisindeki bölümleri farklı temalarla ifade eden büyük devasa bir eserden bahsediyoruz. Bunun adı senfonidir. Senfoni semphone dediğimiz tarz, senfoni dediğimiz biçim e, klasik dönemde or e, şekillenmiştir ve en gelişmiş örneklerine e, ile karşılaşılmıştır. E, aynı şekilde e, dedik ki. ...1607'de ilk örnekleriyle karşılaştığımız... ...Monteverdi örneğini verdik malum. Ee, opera sanatının başlangıcı olarak değerlendirdik o tarihi. Ama opera tarzının... E, ...asıl bildiğimiz anlamda opera haline gelmiş olduğu dönemde... ...yine e, klasik dönemde karşımıza çıkıyor. Aslı romantik dönemdedir aslında. Bir sonraki dönemdedir. Bildiğimiz operaya ulaştığımız dönem ama... E, bildiğimiz operaya en yakın şekillenme aşaması e, klasik dönem diyebiliriz. Değerli arkadaşlar süreyi de yine fazlasıyla aşmışız. Sonlara yaklaştım. Çok şükür. E, romantik döneme değineceğim buradan. Romantik dönemi tanımlamak adına e, şu önemli bir e, yaklaşım. Jean-Jacques Rousseau romantik dönemin aslında ee, önemli düşünürlerinden biri. Müzikle ilişkilendirmeden söylüyorum. Ee, fakat müzikle ilişkili olacak tabii ki. Şöyle bir sözü var romantik döneme dair. Ben herkesten başkayım. Belki daha iyi değilim. Ama gene de başkayım. Diyor Jean-Jacques Rousseau. Tekrar söyleyeyim. Ben herkesten başkayım. Belki daha iyi değilim. Ama gene de başkayım. Buradaki vurgulama nedir? Buradaki vurgulama öz Öznelleşme. Öznelleşmeye bir vurgu söz konusu. Nedir bu öznelleşme? Şimdi biz ta şeyden başladık malum. Orta Çağ'daki kiliseden başladık. İnsan bireyin duygularını tamamen dışarıda bırakan bir müzik biçiminden çıktık. Bir tarihsel süreç içerisinde ilerledik. Rönesans, Barok, Klasik dönem ki klasik dönem, az önce söylediğim klasik dönem bu sürecin evrimsel e, zirve noktası gibi görünüyor. Fakat klasik dönemde kendi içinde o gelişmişlik içerisinde diyeyim, e, kendi katı kurallarıyla e, hareket eden bir yapı. E, ardından gelen romantik dönem ve işte Rousseau'nun bu sözüyle tanımlamaya çalıştığımız durum artık öznelliğin, ee, bu klasik müzik tarihindeki en üst seviyeye ulaştığı nokta tarihsel süreçte diyebiliyoruz romantik dönem romantik romantizm dediğimiz zaman eminim içinizde sosyal bilimler okuyan takip eden arkadaşlarım vardır ee, ama öznel şey örgün öğretim yaptığımız zamanlarda soruyorum romantizm ne demek diye özellikle bazen doğru bazen yanlış cevaplar geliyor ama aslında yanlış dediğimiz cevaplar da doğruya işaret eden cevaplar. Nedir kastettiğimiz? Romantik, romantizm dediğimiz şey yani bugünkü popüler kültür bağlamında düşündüğümüzde kadın erkek ilişkisi bağlamındaki aşk, aşka dayalı duyguları ifade eden bir sözcük olarak şu an anlam kazanmış durumda popüler kültürde romantizm. Hani romantik insan, romantik adam falan dendiği zaman böyle şeyler algılanıyor ama özü aslında bu felsefik düşünceye dayanıyor. Romantizm Öznel duygularla duyguların ifade edildiği bir düşünüş biçimi aslında. Yani e, çok dramatik bir an, çok dramatik bir anlatım da romantik bir anlatımdır aslında. Yani çok tezat gelebilir ama atıyorum e, bir politikacı mesela romantik bir konuşma yapabilir. Bunun e, somutlaştırmak için söyledim. Ya bunun aşkla alakası olmaz. Ama yaptığı konuşmada çok duygusal içerikler olabilir. Öznel insan duygularına dayanan şeyler olabilir. Dolayısıyla bir sosyal bilimci böyle tanımlayabilir. Yani evet güzel konuştu ve romantik içeriği vardı konuşmanın diyebilir. Böyle bir şey duyduğunuz zaman mesela şaşırmayın. Bunun karşılığı aslında budur. Öznel duygular ve duyguya dayalı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla Jean-Jacques Rousseau'nun ifadesi de buraya işaret ediyor. Ben herkesten başkayım. Belki daha iyi değilim ama gene de başkayım. Yani ben olduğum gibiyim. Öznelim. Burada bir nesnellik yok. Ben olduğum gibiyim ve e, öznelim. Dolayısıyla bu tanımlamanın e, sonucu nu biz e, müzikte de görüyoruz. Yeniden bir özgürleşme var. Daha çok öznelleşme var. E, klasik dönemin koyduğu Katı kurallar bağlamında bir özgürleşmeden bahsediyorum. Katı kuralların dışına çıkış var, müzikte yeni arayışlar var. O dışında yeni arayışlar var. Ee, az önce söylediğim gibi o kilisenin himayesinden çıkılıp e, ulaşılmış bir e, keskin bir e, yüzyıllar içerisinde değişmiş bir süreçten bahsediyoruz. E, dönemin önemli bestecilerinden yine isim vereyim. ...bakarsanız mutlu olurum. E Schubert önemli bir bestecidir. Chopin önemli bir bestecidir. E, Piyano eserleri... ...özellikle çok... E, ...belirgindir. E, Franz Liszt önemli bir Macar bestecidir. E, Chopin'de... ...Franz Liszt'te... E, ...halk ezgilerinden esinlenerek... ...kendi halk ezgilerinden... ...Chopin... ...dururken daha çok Polonya halk ezgilerinden Fransız Macar halk ezgilerinden esinlenerek ve yorumlayarak çeşitli besteler yapmışlardır. Dinlemenizi tavsiye ederim. Ha Neden burada mesela halk ezgilerine ezgileriyle karşılaşılan bir akımdan da bahsediyoruz. Burada tarihsel olarak dedim ya sanat bütünlükler arz eder. Hangi yıllardan bahsediyoruz? 1827'de Beethoven ölmüş ve romantik dönem başlamış dedik. Jean-Jacques Rousseau dedik mesela. E sebebi şu Fransız ihtilali olmuş 1789'da öyle düşünün. Onun üzerine geçen 30 yıl 30 35 yıl falan gibi bir süre geçmiş. E, ve dolayısıyla ulusalcılık akımı, e, milliyetçilik akımı, özgürlükçülük akımı e, başlamış. Hümanizma bariz yine. E, dolayısıyla mesela Chopin ve Franz Liszt'in Belirli halk ezgileri üzerine klasik uyarlamalar yapması, piyano uyarlamaları yapması da bu aslında yine toplumsal dinamiklerle ilişkili olarak değerlendirilebilir. Bu da yine bugünün konusu bağlamında önemli bir dipnot olarak düşelim. Yani e, toplumsal dinamikler bestecileri ve yaptıkları işleri etkiliyor. E, bu dönemin ardından da 1900 senesine 20. yüzyılın başına gelene kadar olan süreye romantik dönem deniyor. 1900'den itibarinde de modern dönem deniyor değerli arkadaşlar. Ee, modern dönem ne zamana kadar devam ediyor? Biz hala içindeyiz. Klasik batı müziği bağlamında ifade ediyorum. 1900'ün başında başlayan modern dönem halen devam etmekte. Ee, sanıyorum anlatacağım şeyler bitti. Notlarımda da yok. Aklıma da gelen henüz başka bir şey yok. Şuraya da baktığımızda yeteri kadar zaten yine aşmış olduğumuzu görüyorum süreyi. Ee, sanıyorum yeterli. Burada noktalasam olacaktır. Anlaşıldığını umuyorum. Tekrar tavsiyem bu bahsettiğimiz her şeyi e, örneğin piyanodan bahsettik. Piyano ile ilgili bir şeyler dinlemenizi Chopin'den bahsettik. Chopin ile ilgili bir şeyler dinlemenizi Franz Liszt'ten bahsettik. Onunla ilgili bir şeyler dinlemenizi. Ha, mesela Franz Liszt deyince anlatmaya e, anlatmayı iste istemiş olduğum derslerimde de anlattım bir durum var. Onunla kapatalım olmazsa. Müzik aşkına dair bir e, dipnot, bir bilgi olsun. Rivayete göre Franz Liszt'in çocukken piyano çalışırken e, ellerinin büyük olması için hep e, Tanrı'ya dua ettiği e, rivayet ediliyor. Ki hani ellerim daha büyük olsun ki daha fazla notaya daha kolay basayım duasındaymış. E, hatta çocukken piyano çalarken bazı notalara Notası, şey bazı notaları burnuyla bastığı rivayet ediliyor. Birazcık daha büyüdüğü zaman Franz Liszt'in delice bir şey yaptığı söyleniyor. Yine rivayet. O da şu şu parmaklarını daha fazla açabilmek istiyor tuşlar üzerinde. Fakat şu aradaki etlerin buna mani olduğunu düşünüyor Franz Liszt. Evde bulduğu usturayla bu parmaklarının arasını kestiği ve öyle piyanonun kanlar içinde piyanonun başına oturdu ve öyle çalmaya çalıştı. rivayet ediliyor. Bu hikayeyi e, Schubert yaptı diyenler de var. Başka kaynaklarda başka isimlerle de görülüyor ama daha sıklıkla Franz Liszt üzerinde bu hikayeyi gördüm. E, sonra yetişkin halinde de e, işte Allah'ın Franz Liszt'in duasını kabul ettiği e, ve Franz Liszt'in ellerinin çok büyük olduğu yetişkin hayatında e, söyleniyor. Böyle bir işte enteresan magazinsel diyeyim bilgiyle de e, dersi noktalayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Yine her zamanki gibi çok güzeldi. Birkaç katılımcımız da evet. size chat kısmından teşekkür etmiş. Onu da belirteyim. Ben teşekkür bir ederim. Bir de birkaç e, soru gelmiş galiba. Yine sorusu olan arkadaşlar varsa chat'e yazabilir. Ben oku, okuyayım. Hocam peki eserlerin hangi sanatçıya ait olduğu kesin tespit edilebiliyor mu ya da buna nasıl ulaşılabilir diye sormuş Ayşenur Hanım. E, tam olarak hangi eserlerden bahsettiğini bilmiyorum Ayşenur Hanım'ın ama klasik bu bahsettiğimiz dönemlerin tamamından bahsediyorsak e, eserlerin işte belirli bir tarihten sonra kayıt altına alınan o zaten şeyi de anlatıyorum ya geçen derste de anlattım bizim medeniyetimizdeki Batı tarafından eleştirilen nota aktarımı yoktur, ilkeldir gibi sınıflandırma. Hani bizde ustadan çırağa bir aktarım var. Ama Batı bunu kayıt altına alıyor. Dolayısıyla e, onların nota yazımını e, üretmeye başladığı tarihten itibaren eserlerin kime ait olduğu belli. E, şeyler var tabi, halk ezgisi olarak gelişmiş ama tam kaynağı bilinmeyen, anonim tırnak içinde olan e, Batı'da da besteler var, eserler var. Ama çoğunlukla bu bahsettiğimiz klasik dönem, barok dönem, Romantik dönem, e, Rönesans dönemi falan eserlerinin neredeyse tamamının bestecisi zaten belli. Onları bilebiliyoruz. Hocam bir de soruları beklerken ben bir yoklama listesini göndereyim arkadaşlara. Hı -hı. Ben chat'te şey gördüm bir de e, Mozart ve Salieri hakkında söylentiler gerçek gerçek mi? sorusu gördüm. Bakayım Pınar Hanım sormuş. Evet, onu, onu bilemiyoruz o da işin aslında şey kısmı yani onunla ilgili çok okuma yapmak lazım şimdi ne söylesem yanlış olur ama okuduklarımdan karşıma çıkan onunla ilgili kesin bir bilgi yok hatta böyle bir e, mistik bir şekilde e, yani gizemli bir şekilde diyeyim mistik yanlış oldu e, ilişkili olduğunu söyleyenler var ilişkisiz olduğunu söyleyenler var çeşitli Gizemli delillerle evet Salieri ile ilgili olanlar doğrudur. Ee, zehirleme söylentisi vesaire var, kıskançlığa dayalı. İşte gizemli kaynaklardan bunu doğrulayan bazı çalışmalar var, yanlışlayan çalışmalar var. İşte okuyup karar vermek lazım onları ama kesin bir şekilde ona yanıt vermek imkansız. Yoklamayı kapatıyorum şu an. Onun dışında hemen sorulara bakayım hocam. Tamamdır. Hm, kitabın adı sorulmuş sanıyorum. Elif Hanım yanıtlamış. Aynen. Mozart bir daha yeni üzerine. Norbert Elias. Hocam gördüğüm kadarıyla başka soru yok. Eğer gözden kaçırmadıysan hemen tekrar tamam. bakayım. Ben de baktım. Ben de göremiyorum. Teşekkürlere ben de teşekkürle yanıt veriyorum. İlginiz için teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok güzel her zaman gibi. Estağfurullah ne mutlu ne mutlu. Bunu duymak çok kıymetli benim için. Müzik dinleyelim güzel güzel müziklerle hayatımız dedik ya ilk dersten beri müzik direkt olarak insan bedenine temas eden tek sanat hayatımızı değiştirebilecek güce sahip. O yüzden müzik dinlemeye devam edelim. Burada da bu duyguyla bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocam galiba bir soru geldi. Hemen bir bakayım. Klasik dönemdeki sadeleşme hakkında dağınıklık yerine birlik geldi denilebilir mi diye sormuş Ertuğrul, Ertuğrul Bey. Evet okudum şimdi çok güzel bir tanımlama. Evet ben tanımlamakta e, soyut ifade biçimi olarak birazcık zorlanmış olabilirim. Bu güzel bir tanımlama. Aynen o kurallar ve sadeleşme diye tanımladığımız nokta, evet e, ayarsız abartılı süslemenin e, ortadan kalktığı ve o dağınıklığın bir birlik bir kural altında e, birleştiği dönem olarak tanımlamak doğrudur. Aynen ve o kural zaten. Bir eğitim biçimi olarak da klasik dönemden sonra hala günümüze kadar klasik müzik eğitiminde e, standardın oluşmasını sağlamıştır. Ve e, bu standart dediğimiz kavram aslında batı müziğinin e, kurallara bağlanarak standartı oluşturması sayesinde onların gelişmişlik dediği formata ulaşmıştır. Bunu korumuşlardır çünkü o standartla ilerlemeyi sürdürmüşlerdir. Ee, dolayısıyla e, bu çok güzel bir tanımlama. Ertuğrul Bey ekleme yapmış. Teşekkür ederim. Benim söylediğimden bu çıktıysa Ertuğrul Bey. Mutlu oldum. O zaman doğru anlatmışız. Siz de güzel çıkarsama yapmışsınız. Ne mutlu. Hocam galiba onun dışında başka bir soru göremiyorum. Tamamdır. O zaman tamamlayabiliriz sanıyorum. Tamamdır tamam. hocam. O zaman hepinize tekrardan teşekkür ediyoruz. Tekrar katıldığınız için bu saate kadar bizlerle olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. Ankara Düşünce Atölyesi'nin de sosyal medya hesaplarını takip edip ders kayıtlarını da YouTube hesabımızdan bulabilirsiniz. Onu da hatırla, hatırlatmış olayım. Hocam size de çok, tekrardan çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili